Evliyim, 4 tane çocuğum var. Nasıl başladın o zaman? Geçim nedeniyle iş yerim kapandı. İş yerimden sonra bunu akıl ettim. Yapıyorum çok şükür. Mobilyacıda çalışıyordum. Kapandı. Bundan devam edeyim. Çocuk okutuyorum. 3 tane öğrencim var. Kaç yaşlarında çocuklar? Çocuklar liseye gidiyorlar. Üçü de. İlk önce tül aldım başladım. Sonra perdecilerden falan yardımıyla yaptım çok şükür iyi yani gidiyor. Daha önce beceriniz var mıydı bu terzi? Vardı. Ya terziyim zaten. İyi çok şükür. Evde oturmuyorum. Oturmayı sevmiyorum. Çalışmayı seviyorum. Bebek yapma fikri nereden geldi? Bebek yapma fikri o kızıma küçükken yapmıştım. Anne yapsan dedi satar mıyız acaba dedi. Yaptım. Oldu çok şükür. Bebekler genelde mağazalarda pahalı mıdır? Mağazalarda pahalı tabii ki. 50 milyon ama ben Ne kadar satıyorsunuz? 15'e veriyorum. Uygun yani. İlgi nasıl peki bu oyuncaklara? İyi, çok şükür. İyi, sağ olsunlar alıyorlar. Güzel. Şimdi ortalama kaç tane satıyorsunuz? Ortalama en az 20 tane veriyorum. Hamdolsun. İyi yani. Özel günlerde falan satışlar mı? Özel günlerde tabii. Çok güzel oluyor satışım özel günlerde. Festivaller, yılbaşı, sevgililer günü gidiyor yani. Az Çok önce şükür. bahsettim mesela Afrika'ya bile sattım dedim. Evet, buradan götürüyorlar müşterilerimiz var. Almanya'ya gönderdim. Geçen de müşterimin biri geldi, senin bebekler Afrika'ya gitti biliyor musun dedi. İyiymiş dedim, gitti yani. Almanya'ya gidiyor, Fransa her yere gidiyor. Çok şükür. Gelip söylüyorlar yani gönderdik diye. Almanya'dan da hatta telefon açıp isteyenler var. Öyle. Peki geliştirmek istiyor musun bu işi? Tabii ama bütçem şey vermiyor yani. Geliştirmek isterim tabii ki. Boş oturmak iyi değildir. Yani patik işliyorum ben şu an. Patik de bile katıp satacağım. Yani çalışmaya çalışsınlar. Eşim çalışmıyor. Eşim çalışmadığı için ben çalışıyorum sürekli. Rahatsızlık falan mı var? Rahatsızlığı yok. Gayet iyi. Çalışmıyor. Kendi işinizi başlatınca mı şey yapmaya başladı? Yok, önce de çalışmıyordu. Oldu bitti çalışmıyor. Ben çalışıyorum sürekli. Bütün çocuğun yükü sizin mi? Evet, benim üzerime. Evim kira. Geçimi bununla sağlıyorum işte. Çocuklarımı bununla okutuyorum. Evimin geçimini bununla sağlıyorum. Çok şükür. Eşinin çalışmaması senin üstüne yük bindirmiyor mu? Bindiriyor. Evden kovuyorum gitmiyor. Bana yüklendi yani bu. Çalış diyor. Çalışıyorum ben de çok şükür. Mahkemelik de olduk evet. Sağ ol, darp ediyorsun. Evet. Neden boşanıyorsunuz? Şimdi kendi ekonomik olarak da ayaktasınız. Şey, boşanma davasına da para gidiyor. Oraya para yetiştiremiyorum. Kendi dava açsın diye bekliyorum. Peki bu işi büyütebilirsem? Büyütebilirsem tabii kurtulurum. Büyütebilsem daha ne var? Ama bir desteğim yok işte. Destek olsun iş yeri açma hayalim. Tabii tabii hayalim var desteğim olsa ama öyle bir şeyim yok işte.